ne ızdırar zaman kalbini ne kadar haray nasip olsun bir yudum şarap sonda içeyim yan elinden nasip sonda içeyim yanın elinde. Yaşla doldurma düşünme yeter gönlümü gama vurup beni vurmadan cama vermez seni tatlı dilinden vurup beni vurmadan ben bizi sildim tatlı dibinden. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap. Bir sanatkarın simgesi, imzası haline gelmiş bir şarkı. Bunu dinleyip de Abdullah Yüce'yi hatırlamamak imkansız. Taş Plak'tan bugüne programına hoş geldiniz Sayın Abdullah Yüce. Hoş bulduk Sadun Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz de sağ olun. Bir arşiv filminizi seyrettik ve sizin bu meşhur şarkınızı dinledik. Evet. Bir zaman bütün dillerde dolaşan bu şarkı halen aynı canlılıkta devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz nerelisiniz Abdullah Yüce? İstanbul Eyüp Sultanlıyım efendim. Eyüp Sultanlısınız. Musikiye de İstanbul'da başladınız sen. İstanbul'da başladım evet. Efendim. Ne zaman ve kaç yılında nasıl başladınız? Bu çok klasik bir sual ama sizin bir halk çocuğu olduğunuzu biliyorum ben. Yetişme tarzınız çok önemli. Onu lütfen anlatır mısınız? Anlatayım. Rahat konuşabilir miyim? Tabii Sadun çok Bey? Rahat lütfen. Teşekkür ederim. Benim musikiye başlamam bir çocukluk yıllarım var. Evet. Malum anneniz bir askerlikten evvel. Evet. Bir de askerlikten sonra. Evet. Ki bu 46 yılına tekabül eder. Evet. 1946 yılında malum anneniz askerlikten sonra İstanbul'a geldiğim zaman Tophane semtinde bana yardımcı olanlar oldu efendim. Evet. Onlara da teşekkür ederim. Tabii. Bilhassa elimde bir şarkı vardı ki bu ne sevgi ah, bu ne ıstırap henüz daha olmamış bir şarkıydı. Bu nasıl elinizde oluyor o zaman? Efendim şairi Hasan Bayri Bey'e bu arada anmamız lazım. Tabii ona da teşekkür ederim. Kendileri bana çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendime söyleyeyim, Salı Pazarı gazinosuna beni götürdüler. Evet. Efendim bana lütfen
lütfen 1 lira yevmiye ile beni orada ikinci darbuka olarak işe başladım efendim. Darbuka çalmasını biliyor muydunuz? Darbuka çalmasını biliyordum, usulleri biliyorum çünkü. Öyle mi? Malum anneniz. Estağfurullah. Pardon, bu arada bir şey söylemiştim. Buyurun efendim. Estağfurullah. Bugün darbuka çalan kişilerin çoğu... Evet. ...ritmin esasını değil, şarkının melodisini vuruyorlar. Aa. Şahsen ben rahatsız oluyorum. Şimdi efendim, onların meşkleri eksik. Malum anneniz, eskiden bizim meşklerimiz vardı. 1 saat, 2 saat, 3 saat meşk ettiğimiz gün. Ben 10 sene musiki hayatına hizmet ettim. O gençlik yıllarımda konuşamadım. Evet. Bir hocanın yanında, evet, bir üstadın yanında konuşamadım. Hatta eğer müsaade edersen bir de hatıramı anlatayım yani. İnanın, tabii, samimi konuşuyorum. Tabii. O yıllarda bana dediler ki, bir bey, seni Maxim gazinosuna götürelim de orada oku dediler. Evet. Yanamayacaksınız ama ben sevindim. Maxim gazinosu ne demek? Ben ne demek? Ama ben de o tarihlerde silah gibi patlıyordum. Sadun Bey, yani şakayı bırak. Bütün bestekarların eserlerini okuyorum. Bütün, evet, yani şeysiz. Ne zaman bu şimdi? Eksiksiz. İşi karıştırmayalım. 46, 47 o tarihlerde. Yani çünkü işe başladım. Daha meşhur olmamıştınız. Yok yok, nerede efendim, evet, nerede? Peki ne? o tariflere dönelim de siz anlatınız. Şöyle, Namık Bey, zat-ı muhterem beni aldı. Bir memuruyla Maxim gazinosunun sahibi Hasan Bey'e gönderdi. Evet. Hasan Bey'e gönderdi. Akşamüstü gittik. Hasan Bey bizi memnuniyetle karşıladı. Mektubu okudu. Aman oğlum dedi, hemen oku. Tabii beni sahneye aldılar. Sahnede kim var biliyor musunuz? O zamanın müzisyenleri sahneye erken gelirlerdi. 5'te, 6'da, 7'de. Çünkü fasıl var. Evet. Beni sahneye aldılar. Bana Hakkı Derman, Şerif İşli, Nobar, efendime söyleyeyim, daha birçok. Tarih nasıl? 46-47. O tarihlerde Hakkı Bey burada mıydı? Buradaydı efendim. Ya. Tahsin Karakuş, Celal Tokses. Ankara'ya daha sonra geldiler. Oradan ha, geldiler. Geldiler bir oradan, ara. Evet, geldiler efendim. Dörtlü şey yapıyorlardı, seans yapıyorlardı efendim. Evet. Çünkü ben takip ettiğim için, evet, biliyorum. Beni sahneye aldılar. Oku bakalım oğlum dediler, ne okuyacaksın? Haddine mi düşmüş okumak? Ben zangır zangır titriyorum. Bana diyorlar ki, oğlum evladım oku. Ne olur bir şey oku. Bize diyorlar patron kızar. Benim okumama imkanı yok. Ve ben döndüm. Merhum Hakkı Derman Bey'e ne dedim biliyor musunuz? Hocam dedim, ben daha olmamışım. Gerisi geriye döndüm. Ellerini öptüm. Hasan Bey'e de, patronumuza da aynı sözü söyledim. Ve ben tekrar merdivenin ilk basamağına geldim. Evet. Yani merdivenin ilk basamağı darbukaya geldim. Evet. Birinci basamağa, evet, geldim ki orada yetişerek, okuyarak, meşk ederek, çalışarak yetişeyim dedim, yukarıya geleyim, evet, dedim. Netekim gün geldi, belki hatırlayacaksınız, 1958-60 yıllarında Maxim gazinosunda, bilmiyorum hatırlar mısınız, beraberce çalıştık. Evet, tabii hatırlıyorum. Teşekkür, evet, ederim efendim. Peki bu salı pazarında, evet, çalışırken kimler vardı sizinle beraber? Efendim, salı pazarında çalışırken Kemani Hacı Maksut Bey vardı. Evet. Beşiktaşlı Udi Edip Bey vardı. Bestekar Beşiktaşlı. Edip Erten Bey. Edip Erten Bey efendim. Bizim vardı mevzumuzun dışında ama Abdullah Bey, yanılmıyorsam kulağımda öyle bir şey kaldı. Edip Erten Bey futbolcu aynı zamanda. Evet, futbolcu efendim. Öyle kulağımda kaldı, evet, yanılmayayım da. Milli takımda da oynamış, Rusya'ya ilk golü atan futbolcu diyebilirim ben Edip Bey'i. Ben bu arşivlere inemedim, beni mazur görün. Estağfurullah, benim de kulağımda belki böyle bir şey kaldı. Doğrudur belki, mafi ben Beşiktaşlı olduğum halde hata bende, bilmem lazım. Onu da bilemiyorum, öyle özür sonra dilerim, teşekkür ederim. Evet, Edip Bey vardı, Maksut Bey vardı. Evet efendim, salı pazarında biliyorsunuz 3,5 saat... İnanırsınız, Udi Boğaz da vardı, hı-hı, efendim, güzel uçalan. Evet. 3,5 saat fasıl yapıyorduk. Bir Alber hocamız vardı ki bize neler geçiyordu efendim.
Yani bir dershane gibi yani. Dershane gibi, evet, evet. İnanın bana. Tabii. Dershane gibi. Ve ben ikinci darbuka idim. Evet. İkinci darbuka idim. Aynı zamanda ufak ufak da solistlik yapıyordum orada. Üvertür efendim. Evet. Bana yardımcı olan Udi Boz, biliyorsunuz. Evet. Ağır Kapılı Hasan. Hı hı. Efendim Kanuni Veli Dede. Balatlı Veli Dede vardı efendim, evet. Kanuni. Bu meşhur Cesum Ayın, evet, Peşevi'nin sahibi olan Veli Dede. Değil efendim, evet, değil efendim. Onu belirtelim. Efendim bunlar iyi sazlarını yenmiş kişilerdi efendim. Evet. Malumanız bunlar çok mühim. Evet. O tarihlerde bana çok yardımcı oldular. İnanır mısınız? Benim şarkıma hatta bu Udi Boz aranamesini Udi Boz Bey yapmıştır. Öyle mi? Evet efendim. Ve o tarihlerde mi bu şarkı meydana çıktı? Evet efendim, beraberce çalışırken orada 1949 senesinde Odeon plaklarına beni davet etti. Evet. Nazmi Hoca. Evet. Nazmi Hoca beni dinlemiş ve geldi beni Odeon plaklarına götürdü. 49 senesinin efendim Ağustos, Eylül aylarında, hı hı, Yeşilköy'e plak fabrikasına götürdüler. Evet efendim. Şimdi ben bir şey hatırlıyorum. Bizim programımızın ismi Taş Plak'tan Bugüne. Tabii efendim. Tabii. Bunu da hep vurguluyorum. Taş Plak'tan Bugüne deyince yine bir başka programda da söyledim. Mutlaka tarihten evvelki kalanlar mı çıkarmış bu programa? Gençler de çıkar. Taş Plak'tan Bugüne değil geliyor. Efendim, değil müsaade efendim? Müsaade edin de yavaş yavaş değil gelelim efendim diyoruz. Tabii efendim. Bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Hazır bu konuya gelmişken. Evet. Programımızın icabı sizin Taş Plak'ınızı çalalım. Lütfedersiniz. Estağfurullah. Efendim. Sizin şarkınız. Peki efendim. Hiç mi gülmeyecek benim de yüzümüzün meşhur şarkınız. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şükrüne şükür efendim, şükür. Yalvarsa, inlesen, sonra da ölsen.
O da sizin tanınmış şarkılarınızdan biriydi. Evet efendim. Evet. Şimdi Abdullah Beyciğim, 1 lira yevmiye alıyordunuz. 4. 5. sınıf bir otelde kalıyordunuz. Evet efendim. Zorluklar içindeydiniz. Çok zorluklar efendim. Peki, çok. Peki, o zamanki bu kısıtlı çevre içinde başka imkanlar yoktu galiba. Yok efendim, yok efendim. Başka imkanlar yok. Misal hemen birini ele alalım. Telif hakkı yok efendim. Evet. Telif hakkı yok. Bu şarkıları yaptık, okuduk. Evet. Kaç para kazandınız siz? Ha, bakın ben ona gelecektim. İnanır mısınız 4 şarkı okudum Odeon plaklarına. Evet. Kaç para aldım deseniz. Siz söyleyeceksiniz, ben nereden bileyim. Peki, 250 lira aldım efendim. Sene? 4 şarkı, 1949-50. İyi, gene iyi, fena değil. 250 lira efendim. Efendim neden hiç biliyor musunuz? Selahattin Pınar'ın 8 şarkısı mı 12 şarkısı mı ne? 130 lira mı ne bir para almış bestekar. Öyle bir doküman var elimde. Var o ama ya, tarih başkadır muhakkak. Yakın tarihler, o sizin söylediğiniz tarihler. Telif hakkı yoktu o zaman, evet, alamadık. Tabii. Bu benim okuma hakkım efendim, 250 evet lira. Okuma hakkım efendim, evet, 250 lira. Peki sonra yavaş yavaş yetiştiniz ve o kısıtlı çevrenin içinde böyle bir ilerleme, değil mi? Kısıtlı çevrenin içinden çıkmak için çok zorluklar çektik. O zamanki İstanbul musikisine dair fikriniz vardır. İstanbul'da o vakit gazino yoktu Sadun Bey. Biliyorsunuz gazinolarda sanatçılar, bu sanatçıların yanına biliyorsunuz yaklaşılmazdı. Çünkü amatörler, bizler çalışacağız da yanlarına yetişeceğiz. Tabii. Çalışmadan bugünkü gibi cüret eden yoktu. Bugün cüret var. Cüretin yanı sıra bugün çalışma da yok ama. Bazı imkanlar var. Tabii. Şimdi efendim böyle bir programımızda yine ben bahsettim de gençlere çok imkan tanınıyor diye. Tanınıyor efendim. Bir, doğrudur. Bir dinleyicimiz telefon etmiş eve. Evet. Evdekiler bana naklettiler. Gençlere çok imkan var dediğim zaman, evet, ne imkan var, ben de anlayayım. Var efendim. Bir dersten bir derste bir şarkı meşk etmek için hocaya 50 bin lira veriyorum filan demişler. Evet. Yalnız efendim, bugün devlet konservatuvarları var. Daha var önce efendim belediye konservatuvarları var efendim. 14 tane radyo var. Var efendim. Televizyon var. Var efendim. Devlet koroları var. Var efendim. Konservatuvarlar var ve okullar, evet, var. İmkan bunlarda var. Öğretmenlik yapılabilir, devlet korolarında çalışılabilir, radyolarda çalışılabilir. Biraz çalışmak, yetişmek tabii ve neticede buraya varmak efendim lazım. Evet, demek bu imkandır değil bu, mi? Tabii efendim. İşte bizim o vakit imkanımız yoktu efendim. Size bir şey daha söylesem sen inanır buyurun mısınız? Ben ihtiyacım dolayısıyla tabii darbuka çalıyordum. Beni kulağı çınlasın Kemal Gürses, Ali Rıza Bey'in konservatuvarı, evet, beni evet aldılar. 18 gün gidebildim. 19 gün gidemedim. Çünkü gazinoda çalışmak mecburiyetindeyim evet efendim. Evet. Mecburdum. O tarihlerde bir şarkı vardı, meşhur bir şarkıydı. Bu vesileyle rahmetler kervanında olan Naci Tekdere'yi de analım. Teşekkür ederim. Onun bir sabah şarkısı. Evet, uzayıp giden tren yolları. Siz evet onu çok sık çok okudunuz. Evet, ben okudum onu. Sizden çok isterlerdi. Evet efendim. Bir arşiv filminiz var. Onu izleyelim. Peki beraberce efendim. Peki efendim. Uzayıp giden o tren yolları, uzayıp giden o tren yolları, ah açılıp sarmayan anne kolları, açılıp sarmayan yârim kolları. Oğullar kızlar nazlı durları, oğullar kızlar nazlı durları, ah açılıp sarmayan anne kolları.
zayıf giden o tren yolları. Sallanışını bir beyaz mendili sallanışını ah unutmam o günkü ayrılışını unutmam o gece ağlayışını silemem coşkunu, gözüm yaşını. Silemem coşmuşum, gözüm yaşını. Ah, uzayıp giden o tren yolları. Açılıp sarmayan anne kolları. Uzayıp giden o tren yolları. Açılıp sarmayan yarın kolları. Arşiv filminizi seyrederken üzerinizdeki elbiseye baktım. Bir de bana bir şey anlatmıştınız siz. O salı pazarında çalışırken 1 lira yevmi alırken nasıl giyineceğiniz için nasıl giyiniyordunuz şaşırıyordunuz. Ah yine ben ah çektim. Yine ah çektim ve itiraf ediyorum. O tarihlerde gördüğünüz elbiseler üzerimizdeki bit pazarına gidip o elbiseyi verip üstüne de para verip başka bir elbise alıp giyer öyle gelirdik efendim. İnanın. İnanıyorum tabii canım. Bunlar olsun. Hakikat efendim. Tabii bugünkü bugün her şey bol. Her şeyimiz var. İnanın bugün fevkalade. Peki bu yemek meselesi nasıl oluyor? O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. O tarihlerde güzel bey abilerimiz vardı, gelirlerdi. Bize iltifat ederlerdi. Eski güreşçileri nasıl konaklarda besledilerse. Evet. Biz müzisyenleri de eski büyüklerimiz. Evet. Bizi öyle beslediler. Evet. İnanın bunları inkar İnanın etmiş. İnanın demeyin çünkü evet, her dakika evet, biz bunu söylemeyin. Evet. İnanıyorum tabii. Siz, gerçi siz de beraberdiniz şey ama siz bakın siz anneli babalı büyüdünüz. Bizler öksüz büyüdük Sadun Bey. Affedersiniz. Estağfurullah efendim. Evet teşekkür ederim. Bir filminiz var. Bir şarkınız var. Onu beraberce bir dinlesek sizden. Yanarım ömrüme diye. Hay hay efendim. Hay teşekkür hay. Ediyorum. Hay hay efendim. Thank you.
Abdullah Bey, bir şey soracağım size. Buyurun paşam. Estağfurullah. Bu şöhret basamaklarına çıktınız ve hakikaten Türkiye çapında bir şöhret oldunuz siz. Çok teşekkür ederim. Evet. Veli nimetime borçluyum. Evet, evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum size. Bu şöhret basamaklarınıza çıktığınız ve büyük şöhret olduğunuz halde musikiyi hep aynı düzeyde bıraktınız. Daha üst bir şey düşünmediniz mi acaba? Üst, yani bir üst kariyer mi demek istiyorsunuz? Evet. Onun gibi bir şey mi? Evet. Sultanım. Onun gibi bir şey sultanım, değil, öyle bir şey. Sultanım, kolay değil. Kolay değil. Size şöyle bunun cevabını vereyim. Herkes, her yiğit, her ağa silah taşıyamaz. Her zengin veyahut her kişi de para taşıyamaz. Onun için de benim bugünkü kilom şu kilomda. Bu kilomda bu kadar musikiyi taşıyabiliyorum. Ağır yükü taşımam için bir bilgin olmam lazım. İnanın, inanın. Büyük kültüre sahip olmam lazım. Bana sorsanız bir sual deseniz ki, Abdullah Yüce 40 senedir, 50 senedir musikinin içindesiniz. Ne öğrendin, ne yaptın? Daha henüz bir habbe bile olmam. İnanın. Daha denizin, yani bir suyun kenarına gelmedim. O gençliğimde ne öğrendimse onlarla kaldım. Başka bir şey öğrenemedim. Peki bir gayret etmediniz mi? Ediyorum. Yeni şarkılar besteliyorum, yeni şarkılar yapıyorum. Peki, efendim. Musikinin derinliklerine de iniyor musunuz? Yok, inemem, cüret edemem. Yok, ayrı bir iş. O ayrı bir... Girersem bir daha çıkamam çünkü kaybolurum orada. Peki. İnanın. Siz emekli misiniz? Emekliyim efendim. Nereden emeklisiniz? Efendim, o da bir ayrı bir konu. Çok güzel bir konu. Filmsan Vakfı. Evet. Filmsan Vakfı. Başkanı Ümit Utkun'un olduğu. Evet efendim. Evet efendim. Devletimize, milletimize müteşekkirim. Birçok sanatçı arkadaşımız 1979-80 yıllarında ilk emekli olanlardanım efendim. Evet, birçok oradan, birçok da sanatçı da, arkadaşımız oradan faydalandı. Hala da emekli olanlar var. Hala, evet. Hala da sanatçı arkadaşlarımız ve bu arada da Filmsan Vakfı'na da müteşekkiriz efendim. Tabii. Kaç para alıyorsunuz ayda? Efendim, geçen ay... Bu pek özel bir soru ama... Yok efendim, hiç farkı yok. Bütün sanatçıları ilgilendiremiş. Müteşekkirim. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Geçen ay en son 123 bin lira maaş aldım. Bu ay bir farklı aldım efendim. İyi. Şu anda bir fark geldi bize. 170 küsür bin lira para aldım. Allah bin bereket versin. Teşekkür ederim. Peki, sizin çok ilginç hatıralarınız vardır. Bir tanesini anlatsanıza. Efendim, hatıra çok da hangisini anlatayım? O kadar hatıra var ki. Mesela komedyenlerden 150 köfte yiyen arkadaşım var. İddiaya girmiştik. Zıt kardeşlerin, evet, Osman biliyorsunuz, evet. Tekirdağ konserinde. Kıbrıs'a davet edildim. Kıbrıs'ta Doktor Küçüğün davetine icabet ettim ve kalktım gittim efendim. Evet. Özel olarak. Evet. Tek kişi olarak gittim. Vakıf geceleri hakkında bir davette efendim. Bir, evet. Kalktım gittim. Tabii gayet normal, biz Türkler eğleniyorduk. Fakat aniden bıçak kesilir gibi bir emir mi geldi, bir şey geldi, bir İngiliz askerleri geldi 55-56 tarihlerinde. Evet. Efendim, kesildi efendim. Birdenbire ses seda, Marshal Harding geliyor dediler. Evet. Kulağıma, Doktor Küçük'ün masasındaydık. Evet. Doktor Küçük kalktı ve ben tabiatıyla ben de kalktım, önümü ilikledim. Bir de baktım ki Marshal Harding'miş. Evet. Adaların... İngiliz adalarının kumandanıymış. Evet. Ben tanımıyorum. Tabii herkesi tanıştırdılar. Gorilleri etrafında o zaman bu beyin, bu paşanın sivil elbiseyle efendim. Beni de prezanta ettiler. Türkiye'den misafirimiz dediler. Evet. Misafirimiz dedikleri anda bu Marshal huylandı. Kimdir dedi? Sanatkar, sanatçı. Ne iş yapar deyince, yani okur. Okur deyince okusun dedi. Aynen böyle. Evet, evet, hilafım yok. Aman dedi bana Abdullah Yüce dedi, ne olur bir tane bir yüksek sesli bir şey patlat dedi. Ve ben malum haliniz bu ne sevgiyi büyük sesle, yani si üzerinden daha yukarıda, neva üzerinde yukarıda bir bu ne sevgi diye bağırarak okudum o vakitte. İnansın diye. Evet, inansın diye. Çünkü siyasi durumları var malum ortam. Tabii. O öyleydi. O bu şarkıyı siz şimdi miras bıraktınız. Komedyenlerden bahsediniz. Ateş Böceği Ercan okuyor şimdi bu şarkıyı. Efendim, bütün komedyenler okuyor ama Ercan hakikaten
Ercan beni çok seviyor. Evet. Efendim sağ olsunlar, okusunlar efendim, daima okusunlar. Bir filminiz var ve o filmde de bir şarkınız var. Yaşamak mümkün mü diye. Acaba sensiz? Acaba sensiz. Evet efendim. Onu dinleyelim. Peki efendim, beraber. Teşekkür ederim. Sayın Abdullah Yüce, bir de şimdiye kadar hiçbir sanatkara sormadığım bir suali size sormak Buyurun istiyorum. Buyurun efendim. Estağfurullah. Sizin hakkınızda gazetelerde hiç sansasyonel bir haber çıkmadı. Yani şuralarda göründü, şununla geziyor, burada yaşıyor, şununla yaşadı. Şöyle şöyle bir şey Çok var. Çok teşekkür ederim. Hiç böyle bir şey çıkmadı. Efendim, çıkma işinin tabii başlangıçtan sağlam geliyoruz aşağıdan itibaren. Mesela taşıdığımız yükü taşımaya gayret ediyoruz. Mesela ben 5 kilo yük taşırsam 25 kilo taşıyamam evet. Taşıyamam diyorum. Sağlam basamaklarından geliyorum. Ve ayrıca da bir de 1951'de 50-51 devrelerinde ben hemen evlendim efendim. Evet. Çocuklarınız var? Evet efendim, ellerinden öper. Allah bağışlasın. Çoluk çocuk sahibi oldum. Bir oğlum bir kızım var. Allah bağışlasın. Amin. 4 tane de torunum var efendim. Maşallah. Amin. Efendim, onun için mazbut bir hayat yaşamaya gayret ediyorum. Evet. Evimi bilirim, evimden işimi bilirim, işimden evimi bilirim malumunuz. Başka bundan dolayı... Bir tiryakiliğiniz var ama değil mi? Sigara evet, tiryakiliği. Bu sormayın efendim. Akşamdan bırakıyorum, sabahleyin tekrar başlıyorum. Evet. Hayır, bu programda çaresi... da nasıl dayandığınızı merak ettim. Yok, dayanırım evvelallah efendim. Bir de tikiniz var sizin. Onu da bacanağım Çetin söyledi bana. Ki ben... Gözlerde mi efendim? Hayır, sahnede şarkı okurken... Ben onu dikkat etmiştim o tarihlerde ama siz okurken bu yüzünüzü çevirirsiniz. Şimdi efendim, eskiden malum haliniz böyle başka bir tutunacak imkanımız yoktu. Mikrofon orada, biz burada böyleydik efendim. Böyleydi efendim. Ama şimdi mikrofon gayet alıyorsunuz ağzınıza böyle güzel rahat
Kostantiri olarak okuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Değil mi efendim? Erol Taş'ın söylediği Kostantiri olurum der o malum annesi. Efendim şimdi bu imkanlar var. Bugün teknoloji var. Her şey var. O zaman yoktu bunlar. Teknolojiden dolayı mı butik? Tabii efendim. Tabii o zaman yoktu efendim. Bir tutanak dalımız yok o tarihlerde. Şimdi her şey var efendim. Biraz evvel izah ettiğiniz gibi. Estağfurullah. Peki Abdullah Bey, bir de bir şey yapalım. Buyurun efendim. Estağfurullah, programımızın icablarından diye kabul ediyoruz. Başımla mı beraber? Estağfurullah. Beraberce bir şarkı okuyalım. Okuyabilirim. Tabii ben çalacağım, siz okuyacaksınız. Hay hay efendim. Ne okuruz? Benim şarkılarımdan mı acap? Yok, başka bir şey olsun bu sefer de. O halde Selanikli Ahmet Bey'i çok severim. Müsaade eder misiniz? Estağfurullah. Onu analım. Tabii. Rahmetle analım. Tabii. Nereden okuruz? Reden mi okuruz bunu? Galiba. Hangi şarkı? Reden mi okuruz? Hacem Kürdi. Benim hemen hatırıma geliyor da. Selanikli Ahmet Bey. Evet. Bir vefasız yâre düştüm. Hiç beni yad etmiyor. Hiç beni etmiyor. Allah aşkına tatlı bir şey. Allah. Teşekkür ederiz. Taş Plak'tan bugün programında bize katıldığınız için size teşekkür ediyoruz Sayın Abdullah. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bir başka programda yine beraber olmak umuduyla hayırlı geceler, hoşça kalınız diyoruz. Nasıl oldu bilmedim.
Yudum sen.